Tekrar merhabalar değerli arkadaşlar. 2019 göz dönemi online A2 düzey Arapça derslerimizin 26. bölümündeyiz. Bir önceki bölümde sülasi mezrubai fiillerin tef'il babını çalıştık ders kitabınızdan, Arapça üreten kitaptan. Tef'il babı konusu ders kitabınızın 42. ünitesiydi, 42. dersiydi. 43. ders şu an ekranınıza taşıyorum. İf'ilal babını ele alıyor. Fakat bu sülasi mezit rubai fiillerin devamı mahiyetinde değil. Sülasi mezit rubai fiil diye adlandırabileceğimiz bir vezin değil. Kitap niye böyle bir tercihte bulunmuş bilmiyorum. Yani müellif daha doğrusu için böyle bir tercihte bulunmuş bilmiyorum. Şimdi şöyle ekranınıza taşıdığım dosyaya göz atın isterseniz. Sülasi mezit babların şu Excel dosyasında da görülüyor bu. Sülasi mezit rubailerin 3 babı var. İf'al, tef'il ve mufaale. Şimdi if'al verilir, tef'il verilir ve daha sonra mufaale verilmeden bir başkasına geçilir mi? Normal şartlarda geçilmemesi lazım. Sülasi mezit humasi fiil diye adlandırdığımız, şöyle ekranınıza taşıyayım. Sülasi mezit humasi fiil diye adlandırdığımız 3 artı 2 eşittir 5 harfli fiillerin şu seçili getirdim 3. babı var. İf'ilal babı. Ders kitabımız burada onu vermiş. İf'ilali vermiş. Yani sülasi mezit humasinin 3. babını vermiş. Buna geçmemeliydi bana sorarsanız. Mufale babını da vermeliydi. Ben içindekiler bölümüne baktım. Ders kitabımızın içindekiler bölümünde 45. ders şu if'al ve tef'ili işlediğimize dair ben bir işaretimi koymuş olayım elimdeki dokümana. İf'al işlendi, tef'il işlendi. 43 ve 44. dersleri, üniteleri geçeceğiz. 45'e atlayacağız. 45. ders sayfa 392'de içindekiler bölümüne göre konuşuyorum. Evet, şurası. 45. ders. Dolayısıyla biz şimdi bu iki dersi es geçeceğiz. Yani hangi iki ders? İf'ilal ve infial bablarının verildiği dersleri es geçeceğiz. Zira infial babı da sülasi mezit humasilerin birinci babı. Bizim her işimiz böyle. Yani Arapça öğretiminde her işimiz maalesef böyle. Karman çorman, karışık kuruşuk. Şimdi yani bizzat sunma, arz etme, öğretme makamında olan hoca ya da kaynak böyle karman çorman olunca belli bir düzenden, disiplinden, insicamdan, tertipten uzak olunca doğal olarak öğrenecek olan kişinin de zihni darmadağın oluyor. Yani Arapça zor şeklinde bir kanaate sahip olunmasının altında yatan unsurlardan birisi de bu. Belki de en önemlisi diyebilirim. Bir düzensizliğin, intizamsızlığın, tertipsizliğin oluşu. Yani şimdi if'al ve tef'il babı verildikten sonra sülasi mezit rubailerin if'al ve tef'il babı verildikten sonra sülasi mezit humasinin 3. babına mı geçilmeli yoksa sülasi mezit rubainin 3. babı mı verilmeli? Bu usta ne dersin Sayın Cimilli? Benim görüşüme katılır mısınız? İf'al ve tef'ilden sonra sülasi mezit rubai verildikten sonra ilk iki babı 3. bab bırakılıp verilmeyip Sülasi mezit humasinin 3. babına geçilmesi doğal mı sizce? Ne dersiniz? Sayın Balok katılır mısınız görüşme? Ne diyorsunuz? Yani if'al verildi, tef'il verildi. Arkasından ne verilmeliydi? Mufaale verilmeliydi. Evet, şimdi o zaman if'ali öğrendi diyelim bir bu konuya yeni karşılaşan öğrencimiz. Tef'ili öğrendi. Sırada ne var? Mufaale var. Şimdi Sayın Balok siz nasıl isterseniz diyor da yani mesele benim bireysel kişisel ego tatminim değil. Yani ben kendi egomu tatmin etmek için söylemiyorum bunu. Yani bu işin usulü bu. Yani şimdi ya bu nasıl ifade edeyim? İnsanın beslenmesinde de böyledir. Yani insan ne bileyim çorbasını içer, çorbasını içtikten sonra ana yemeği yer. Ana yemeği yedikten sonra efendim ara sıcağı alır. Ne bileyim işte. Sonrasında tatlısını yer, meşrubatını içer. Her neyse yani. Yemek yemede bile bir usul sıra vardır. Öyle değil mi?
Evet, biz şimdi sözü fazla uzatmadan şu mufale babına bir giriş yapalım. Ketebe Sadikun Risaleten ila Tahir'in zihinde kolay kalır tabi. Yani if'al, tef'il, mufale. Bunu böyle ezberleyeceğiz biz. If'ali öğrendik, tef'ili öğrendik. Sırada mufale var. Ben onu ekranınıza da taşıyayım şuradan. Bakın. Şimdi birincisi şu. Şu Lâsim-i Mezrubâ'dan birinci babı şu. If'al babı. İkinci bab şu. Tef'il babı. Şimdi sırada üçüncü bab var. O da şu seçtiğim işte. Bakın mufaale. Bunun mazisi ne? Bunun mazisi şu. Faale. Yufailu muzarisi. Mastarı da mufaale. Bunun farkındaysanız birden çok mastarı var. Mufaaletun ve fialun şeklinde. Şu seçtiğinde getirdiklerimin tamamı bu faalenin mastarı konumunda. Tamam mı? Peki örneği ne bunun? Örneği katele, yugatilu, mugatele, gital ve gital. Peki şimdi Sülasi Mezrubay'ın formülü neydi? 3 artı x'ti değil mi? Onu unutmayın arkadaşlar. 3 artı x. Ne bu? Yani 3 artı x'ten anlayacağımız şu. X'in değeri 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. X'in değeri 1 ise bu fiillerin adı Sülasi Mezrubay'dır. X'in değeri 2 ise Sülasi Mezhumasi'dir. X'in değeri 3 ise Sülasi Mezit Südasi'dir. Tamam mı? O zaman bunların 3'ü kök her daim. 1'i, 2'si ya da 3'ü ek olarak karşımıza çıkacak. Kitabınıza dönüyorum. Ketebe Tahirun Risaleten ila Sadikin. Ketebe Sadikun Tahiran. Şurada ne diyor? Sadık Tahir'e bir mektup yazdı. Tahir de Sadık'a bir mektup yazdı. Ne yaptılar bunlar? Yazıştılar mı? Mektuplaştılar mı? Evet, Tahir ile Sadık ne yaptılar? Yazıştılar. O zaman bu eylemi şu fiille ifade edeceğiz bu anlamı. Ketebe Sadikun Tahiran. Ketebe Sadikun Tahiran. Sadık Tahir'le yazıştı. Ve katebe Tahirun Sadıkan. Tahir de Sadık'la yazıştı. Peki ila men ketebe Sadık? Sadık kime yazdı? Ketebe Sadık ila Tahir. Ve ila men ketebe Tahir? Tahir kime yazdı? Ketebe Tahir ila Sadık. O zaman men ketebe Sadık? Sadık kiminle yazıştı? Ketebe Sadık Tahiran. Sadık Tahir'le yazıştı. Peki fiilin sülasi mücerred yalın hali şu. Feale. Tamam mı? Peki örneğine ketebe. Feale vezninde. Peki şimdi bakın kök harfler şunlar sırasıyla F, A, L. Peki bu kök harflerden birinci harften sonra ikinci harften önce. Bir diğer ifadeyle birinci harfle ikinci harfin arasına ortasına ne girdi? Elif girdi. Neye dönüştürdü peki fealeyi? Faaleye dönüştürdü. Birinci harften sonra ikinci harften önce gelen bir diğer ifadeyle birinci harfle ikinci harfin ortasına giren elif ne yaptı? Söz konusu vezni, feale veznini neye dönüştürdü? Faaleye dönüştürdü. Peki o zaman ketebe ile örneklere başlayalım. Ketebe, kök harfler kaf, ta ve ba. Kök harften ilki ke, harekesiyle birlikte okuyorum. İkincisi de te, yine harekesiyle birlikte okuyorum. Peki bu kaf ve ta harflerin arasına ne girdi? Bir harfimet görevi yapacak olan elif girdi. Neye dönüştürdü şimdi burayı? Ketebe'ye dönüştürdü. Ketebe yazdı demekti. Ketebe yazıştı anlamını taşır hale geldi. Peki bununla ilgili şöyle bir not var elimde, onu okuyayım. Bu babın fiilleri müşareket bildirir. Müşareket işteşlik demek arkadaşlar. Peki işteş eylem nedir? İşteş eylem bir işin birlikte ya da karşılıklı yapılması demektir. Bir işin iki kişi ya da iki grup, en az iki kişi ya da iki grup tarafından ya da daha çok kişi ya da daha çok grup tarafından birlikte ya da karşılıklı yapılmasının adıdır. Ne? İşteş eylem. Yani Arapçadaki karşılığı müşareket, ortak yapılan iş. Peki bu müşareket yani bu ortaklık kimi zaman iki kişi için, kimi zaman da tek kişi için olur. Ha, yani şey olması şart değil diyor bu tanımda. Yani tarafların olması şart değil. Bir kişinin kendi başına bir işi sürekli yapmaya devam etmesi anlamına da karşılar. İki kişi arasındaki müşarekete örnek şudur. Katele Zeydun Amran. Arapça klasik eserlerde, klasik kaynaklarda verilen örneklerde özne daima Zeyd'dir, nesne de daima Amr'dır. Mesela Darabe Zeydun Amran örneği verilir.
Zeyd Amr'ı dövdü. Zeyd yıllardır Amr'ı dövmektedir. Arapça okuyan talebelerin ellerinde. Amr da sürekli Zeyd'den dayak yemektedir. Peki şimdi Katele Zeydun Amran ne oldu? Dövüştü, savaştı anlamı var burada. Katele aslında dövüştü değil de çarpıştı, vuruştu, savaştı gibi bir anlam var. Katele Zeydun Amran, Zeyd Amr'la savaştı. Peki tek kişi için olan müşarekete örnek ne verilmiş kitabınızda? Gatelehumullah, gatelehumullah. Allah onların canlarını alsın. Allah onları kahretsin anlamında bir beddua. Evet. Dövüşmek anlamı da var gatelenin. Şu an sözlükte bir gözden geçirdim. Dövüşmek anlamı da var. Dolayısıyla yani hem savaşmak, vuruşmak, çarpışmak anlamı var, hem dövüşmek anlamı var. Gâtelehumullah, Allah onların canını alsın. Gâtele normalde mazidir, aldı gibi düşünülür ama bir beddua anlamı olduğu için Allah onların canlarını aldı şeklinde değil de alsın şeklinde tercüme ederiz. Peki şimdi şu notlar önemli arkadaşlar. Bu düştüğüm notlar, şu an sizinle paylaşacağım iki not var. Şu bold olarak koyu renkle yazılan iki not var. Bu notlardan birincisini okuyayım. Sülasi mücerret durumdayken sülasi mezit duruma dönüştürülen fiillerde meydana gelen anlam değişikliğini fiilin sadece şekline ve babına bakmak suretiyle kestirmek mümkün olmayabilir. Peki neyi? Fiillerde meydana gelen anlam değişikliğini. Şunun altını çiziyorum. Neyin altını çizdim? Anlam değişikliğini. Yani mücerretken mezit duruma, sülasi mücerretken sülasi mezit duruma dönüşen veya genel manada mücerretken mezide aktarılan, dönüştürülen bir fiilde meydana gelen anlam değişikliğini fiilin sadece şekline ya da babına bakmak suretiyle kestirmek mümkün olmayabilir. Peki bu usta kriter nedir o halde? Herhangi bir mezit baba aktarılan bir fiilin kazanacağı yeni anlamı öğrenmek için en sağlıklı yol daima sözlüğe müracaat etmektir. En sağlıklı yol daima sözlüğe müracaat etmektir. Anlaşıldı mı? Evet, herhangi bir mezit babı aktarılan bir fiilin kazanacağı yeni anlamı öğrenmek için en sağlıklı yol daima sözlüğe müracaat etmektir. Yani bir fiil mücerretken mezit bir babı aktarıldığında onun bünyesinde meydana gelen anlam değişikliği için bir takım genel geçer tanımlar yapılır. Mesela diyelim ki mufaale babı müşareket bildirir denilir. Yani ortaklık, işte şeylem anlamı kazandırır denilir. Veya işte diyelim ki if'al babı için mütadil ifade eder denir. Tef'il babı için çokluk bildirir, mübalağa ifade eder denilebilir. Ve fakat bütün bunlar genel geçer tarifler, genel geçer tanımlardır. Hakiki olarak gerçek manada fiilin mücerretken mezide dönüştürüldükten sonra fiilin bünyesinde meydana gelen anlam değişikliğini tespit ve tayin etmenin yolu ikidir. Bu yollardan birincisi sözlüğe bakmaktır. İkincisi nedir? Ne olabilir? Bir fikriniz var mı? İkinci yol ne olabilir? İkinci yolda birbirlerine sormak olmalıdır. Değil mi? Yani siz bilmiyorsanız ne yapacaksınız? Birbirlerine soracaksınız. Bir bilen kim? Sözlük. Elinizin altında sözlük var mı? Var. Varsa o zaman tamam, açar bakarsınız. Yoksa ikinci yol birbirlerine sormaktır. Evet, peki şimdi Sülasi Mezit Rubai'nin Mufaale babı. Bu babla ilgili örnekleri kitabınızdan okuyalım. Kitabınızda mufaale babının bir de fiil şekli verilmiş. Benim şu an sizinle paylaştığım dosyada şu seçtiği hale getirdiğim yerde bakın biraz büyüteceğim, daha rahat göreceksiniz. Şu seçtiği hale getirdiğim yerde kaç mastar var? 3 mastar var burada. 1 mufaale, 2 fiil, 3 fiil. Örneği şu: katele yugatilu mugateletun ve gitalun ve gitalun.
Bir önceki oturumda söyledim ama burada tekrar edeyim. Bu mezet fiillerin mastarlarını ifade ederken merfu olarak ifade etmek mümkün olduğu gibi mansup olarak ifade etmek de mümkündür. Nasıl? Mufaaletün demek mümkün olduğu gibi mufaaleten demek de mümkündür. Mesela ikinci mastar olan fialun için fialun demek de mümkündür. Fialen demek de mümkündür. Peki o halde bu babın mastarının üçüncü biçimi olan fial için şunu demeliyiz. Fialun dense de olur. Fialen dense de olur. Evet. Peki faale yufailu mufaletun ve fialun. Örneğine cahede yucahidu mucahedetun ve cihadun. Bir diğer örnek gatele yugatilu mugateletun ve gitalun. Sonra sabaga yusabigu musabagatun ve sibakun. Cadele yucadilu mucadeletun ve cidalun. Evet peki. Cahede cihad etti. Gatele savaştı, sabaka yarıştı, müsabaka etti. Cadele çekişti, mücadele etti anlamında. Peki sademe çarptı. Sademeye dönüştürüldü bakın burada. Darabe vurdu, doğdu değil de bu dövdü olacak. Şu yanlışlıkla yazılmış. Doğdu değil, dövdü olacak. Bu darabe faaleye aktarılınca neye dönüştü? Darabe. Şeteme sövdü, şatemeye dönüştürüldü. Sara'a yere çarptı, sara'a müfaale babına dönüştürülmüş şekli. Peki şimdi fiil sademe şeklinde. Bunun faale veznine aktarıldıktan sonra yani sademe şekline dönüştükten sonra kazandığı yeni anlam için sözlüğe bakarız. Sözlük bunun için vurmak, çarpmak, çarpışmak, direnmek şeklinde bir anlam verir. Peki o zaman sademe çarptı demekse sademene çarpıştı. Sademe neymiş? Çarpıştı. Vuruştu gibi bir anlamı var. Direnmek anlamı da var sademenin. Peki darabe nedir? Darabe vurdu, dövdü anlamını taşıyan bir fiildir. Bunu müfaale babına aktardığımızda darabe çekişti, dövüştü gibi anlamlar taşır. Dövüştü, çekişti. Başka anlamlar da var ama size şu an lazım olanları ben önce diyorum. Şeteme kötü söz söyledi demek. Kötü söz söyledi yani sövdü anlamını taşıyan bir ifade. Bunu faaleye aktardığımız zaman anlam sövmek, küfretmek, yermek, kötülemek anlamlarında. Yani sülasi mücerret halindeyken taşıdığı anlamdan çok da böyle farklılaşan bir anlamı oluşmadı bakın farkındaysanız. Peki son örnek olan Sara'nın sülasi mezit rubai fiillerin müfaale babına aktarıldığı zaman taşıdığı anlam ne? Sara'a yere çarptı, Sara'a güreşti, güreş tuttu, boğuştu, kavga etti. Efendim güreş tuttu anlamlarını taşıyan bir fiil haline dönüştü Sara'a. Evet Sara'a faale veznine aktardık, Sara'a'ya dönüştü. Alıştırmalara geçiyorum. Evet. Peki konu anlatımı da bitirdim. Konu anlatımı ile ilgili soracağınız var mı arkadaşlar? Ben size hiç fırsat vermeden, nefes almadan adeta şey yapıyorum. Anlatıyorum konuyu. Anlaşılmayan bir yer, kapalı kalan bir yer var mı? Sormak istediğiniz. Peki, sanırım yok. Sükut ikrardan gelir. İkrardan gelir diye düşünüyorum. Peki Yusafihu Tahirun Haliden. Evet Sayın Cimeni yok hocam diye tepki verdin sağ olun. Evet Tahir Halit'te musafaha ediyor. Sonra orada düşmanla karşılaşıyor anlamdaki cümle Yuvacihu el ceyşu el aduve. Yuvacihu el ceyşu el aduve. Orada düşmanla karşılaşıyor. Peki Yusafihu bunun mazisi ne? Safeha. Muzarisi Yusafihu mastarı musafeha. Dilimizde de var değil mi? Kullanıyoruz musafaha etmek, tokalaşmak anlamında. Peki yuvacihu bunun mazisine vacehe. Yuvacihul ceyşul aduve. Ordu düşmanla karşılaşıyor. Peki o zaman bunun mazisi vacehe. Yuvacihu el üstadu tullabe. Profesör öğrencilerin karşısında duruyor anlamında.
Sonra ordu yurdu savunur anlamındaki cümle. Yudafi'ul ceyşu anil vatani. Evet. Ne diyor? Ordu yurdu savunur. Memleketi savunur anlamında. Peki geldik 5. Yuhavilu sadikun rukubel hisani. Sadık ata binmeye çalışıyor. Yuhavilu. Şimdi Yudafi'nin mazisi dafa. Mastar müdafaa. Dilimizde var mı? Müdafaa etmek var. Savunmak, müdafaa etmek. Peki bu dafa fiili an harflerine ihtiyaç duyar. O yüzden failinden sonra bunun mef'ulün bihi konumunda olacak olan ismin başında an bulunur. Nitekim bulunmuş burada. Yuhabilu sadiqun rukubel hisani. Sadık ata binmeye çalışıyor. Yuhabilu fiilinin mazisine havele. Bunun mastarı ne? Mastarı muhavele. Evet, mastarı neymiş? Mastarı muhavele. Havele, yuhavilu, mastarı muhaveletun ya da muhaveleten. Peki, şimdi şurada sayfanın altına verilen açıklamalara bakalım ya da verilen paylaşılan bilgilere bakalım. Mazi muzari mastar emir nehi. Ha burada bu babın müfaale babının emri ve nehyi de verilmiş. Şöyle ki katele yukatilu mukateletun ve gıtalun. Bunlar mazi muzari mastarı sırasıyla. İlk üç sütunda yer alanlar böyle. Şu seçti hale getirdiğim yerde birinci sütunda mazisi, ikinci sütunda muzarisi. Şu an seçti hale getirdim üçüncü ve son sütunda. Şu an hakkında söz söyleyeceğim son sütunda mastar sıralanmış. Katele yukatilu mukateletun ve gıtalun. Peki bunu mukateleten ve gıtalen şeklinde mansup okumak mümkün mü? Mümkün. Bakın şuna dikkat edin lütfen. Hareketsiz olarak karşımıza çıkarsa burada apışıp kalmayalım. Şu katele savaştı, vuruştu, dövüştü, çarpıştı anlamını taşır, mazidir. Ancak şu mufale babının emri hazır vezni faildir. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Sülasi mezet rubailerin mufaale babının emri hazır vezni faildir. Dolayısıyla katil. Bu katil bizim bildiğimiz birisini katleden, birisini öldüren katil değil. Bakın dikkat edin şu an seçili olan kelime katilun değil. Ne peki? Katil. Sonu nasıl bunun? Sonu cezimli. Bir de neyin altında yer alıyor? Dikkat eder misiniz? Bakın el emru ifadesinin altında yer alıyor. El emru. Peki katil savaş, dövüş, vuruş, çarpış anlamını taşıyan bir emir bu. Katil. Peki katil bunu çekecek olursan katila, katilu dersin. Tamam mı? Sonra katili, katila, katiline şeklinde devam edersin emir çekimine. Geldik nehye. Nehi ne demek? Olumsuz demiş. Peki katil vuruş, çarpış, dövüş, savaş anlamına geliyorsa la tukatil bunun olumsuzu. Yani dövüşme, vuruşma, savaşma, çarpışma anlamlarına gelen bir olumsuz emir. En nehi kelimesinin dilimizdeki karşılığı zaten olumsuz emir demektir. Peki geldik şuraya. Cahede yücahidu mücahedetun ve cihadun. Peki cahede cihad etti, mücahede etti, uğraştı, çabaladı. Yücahidu onun muzahirisi. Mücahede ve cihad mastarı. Peki cahedenin emri hazır vezni faildir. O zaman cahedeyi fail veznine aktarırsak ortaya cahit çıkar. Cahit, mücahede et, cihad et, gayret et, çabala, uğraş gibi anlamlara gelir. La tucahit bu. Uğraşma, çabalama, işte cihad etme gibi olumsuz emir anlamı taşır. Tamam mı? O zaman sağdan sola bir mazi, iki muzari, üç mastar, dört emir, beş nehi verildi. Sayfa 395'te bakın cahit, şurada verilen cahidin emri hazır şeklini verilmiş örnek olarak. Cahit, cahida, cahidu, sonra cahidi, cahida, cahit ne? Peki cahit, müfret muhatap sıga. Cahidi müfret muhatabe. Şu seçtiğim müfret muhataptır. Şu seçili hale getirdiğim cahidi bu müfret muhatabedir.
Cahida müsenna muhatap ve muhatabe. Cahidu cem muhatap. Cahid ne? Cem muhatabedir. Cahidu fi sebilillah. Allah yolunda cihad ediniz. Cahidu fi sebilillahi. Allah yolunda cihad ediniz. Peki nehi? Nehi şu demektir demiştim ben az önce. Bakalım kalıcı oluyor mu zihinde? Nehyin Türkçe karşılığı nedir diye sorsam ne dersiniz? Nehyin Türkçe karşılığı nedir diye sorsam. Evet. Evet. Sayın Balık olumlu dediniz. Olumlu mu olumsuz mu? Dikkat edin. Evet. Tamam. Nehi men etmek. Doğru. Yasaklamak. Vazgeçirmek. Ama ben bununla ilgili bir kavram kullandım. Bir tanım kullandım. Tamam. Atanıza rahmet. Çok yaşayın. Sayın Ciminli. Aradan buydu. Aradan anlam buydu. Olumsuz emir. Nehi olumsuz emir demek. Yani işte az önce sizin söylediğiniz şey. Yasaklamak. Men etmek. Peki. O zaman la tucadil. Cadele. Mücadele etmek, çekişmek, cedelleşmek. Tamam mı? Şimdi cadelenin sözlük anlamı tartışmak, mücadele etmek. Bir şey hakkında çekişmek, münakaşa etmek, reddetmek, itiraz etmek gibi anlamları var. O zaman la tucadil tartışma, mücadele etme anlamında bir olumsuz emir. Neymiş? La tucadil tartışma, efendim mücadele etme anlamında bir olumsuz emir. Tamam mı? La tucadil. Peki la tucadil müfret muhatap sıyga. La tucadili müfret muhatabe sıyga. La tucadila bunlar müsenna muhatap ve müsenna muhatabe sıygalar. La tucadilu ve la tucadilne de. Sırasıyla önce la tucadilu bu cem muhatap sıyga. La tucadilne bu da cem muhatabe sıyga. Tamam mı? Evet, peki. Şimdi müfaale babının konu anlatımı yapılmış burada. İşteşlik yani aynı işe katılmayı anlatır. İşteş değil de bu işteş olacak. Şu D değil T olacak bu. İşteş eylem yok Türkçe'de. İşteş eylem var. Bu işteş diye yazılmaz. Yani D ile yazılmaz, T ile yazılır. İşteş eylem. Peki iki, failin sürekli gayretini, çabasını ifade eder. Şimdi katele, katebe, darabe. Katele ne? Savaşmak, çarpışmak, vuruşmak. Katebe, yazışmak. Darabe. Evet, darabe, vurdu, dövdü anlamını taşıyan bir fiildir dedik biliyorsunuz. Peki darabe nereden türedi? Darabeden türedi. Darabe, bu da çekişmek, dövüşmek efendim gibi anlamları var. Darabe, çekişti, dövüştü. Peki onun altında ikinci not şurada. Failin sürekli gayretini çabasını ifade eder var. Burada talebe bi havele dafe'a an var. Talebe bi efendim bir harf şey de kullanıldığı gösterilmiş burada talebenin. Ondan sonra havele dafa an, dafa'nın ana ihtiyaç hissettiğini biraz önce söylemiştim hatırlarsanız. Dafa müdafaa etmek, savunmak, havele uğraşmak, çabalamak anlamlarını taşır. Talebe nereden türedi? Talebe, talebeden türedi. Talebe de bir şeyi talep etmek, bir şeyi geri istemek, talepte bulunmak, efendim, başvuruda bulunmak, rica etmek gibi anlamları var. Boş yerlere müfaale babından fiiller getiriniz başlığındayız şimdi. Peki şimdi el amilu bla 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 bi ziyadeti ecrihi işçi ücretinin artırılmasını ısrarla istiyor. Peki el amilu buraya yutalibu desek olur mu? Olur. Niye? Çünkü bakın şurada bi harfi cerri var ya. Bakın talebenin bi ile kullanıldığı bilgisi verildi zaten kitabımızda. Az önce anlamını da paylaştım ben sizinle talebenin. Buraya muzarisini getireceğiz. Neye? Talebe demeyeceğiz de yutalibu diyeceğiz. Neden? Çünkü şurada bakın istiyor şeklinde şimdiki zaman anlamı verilmiş. O zaman el amilu yutalibu bi ziyadeti ecrihi deriz.
Mahmudun en yesuka seyyarate. Mahmud taksiyi sürmeye çalışıyor. Peki çalışmak, uğraşmak, çabalamak ne? Havele. Bunun muzayesini söyledim ben az önce, değil mi? Yuhavilu. Peki şunları sırasıyla tekrar hatırlatayım. Katele, yugatilu, mukatele ve gital ve gital. Katebe, yukatibu, mukatebe. Şimdilik bu yeterli. Mukatebe. Darabe, yudaribu, mudarabe. Talebe, yutalibu, mutalebe. Havele, yuhavilu, muhavele. Dafa, yudafi, mudafa ve difa. Değil mi? Peki o zaman şuraya çalışıyor anlamını taşıyan şu fiilin yani havelenin muzarisini getireceğiz. Ne koruz buraya? Yuhavir deriz. Yuhavilu Mahmudun en yesuka seyyarate. Mahmud taksi sürmeye çalışıyor. Onu söyledik. Peki mümin Allah yolunda cihad eder. Peki ne diyeceğiz buraya? El mu'minu ne diyelim? Siz söyleyin hadi. Evet ne getirelim oraya? Evet yucahidu değil mi? Güzel. El mu'minu yucahidu fi sebilillah. Peki Selim arkadaşıyla yazışıyor. 4. Ne olur bu? 4 diyerek cevap verin bana. Evet. 4. Ne olur? Ne olmalı? Yukatibu değil mi? Yukatibu. Evet. Yukatibu raculu sahibi dükkanı havle siyar. Adam dükkan sahibi de fiyat konusunda pazarlık nerede o? Ha, pazarlık etti. Ben yanlış yere okudum. Özür diliyorum. Yukatibu selimun sadigahu. Şu 4 numaralı cümleyi tamamlayacağız ya. Yukatibu selimun sadigahu. Yukatibu selimun sadigahu. Selim arkadaşıyla yazışıyor. Peki ar-raculu sahibi dükkan havle siyar. Peki adam dükkan sahibi de fiyat konusunda pazarlık etti. Pazarlık etmek anlamında bir fiil geçti mi dersimizde? Hatırlıyor musunuz? Evet. Derste geçmedi ama ben vereyim size. Sin, elif, vav, mim. Saveme. Savemer raculu. Şuraya onu yazayım isterseniz. Pazarlık etmek şu arkadaşlar. Ekranınıza taşıyorum. Saveme. Tamam mı? Peki saveme pazarlık etmek demek. Saveme. Bunun muzarisi ne? Yusabimu. Mastarı ne? Musaveme. Musaveme pazarlık yapmak demek. Peki. Çizelgeden cümleler yapınız denmiş. Şimdi şu iki bilgi, ya şu bilgiye sahibiz. Burada yukatibu ve tukatibu yan yana verilmiş ya da alt alta verilmiş. Yukatibu'dan sonra ne gelecek? Müzekker bir fail. Tukatibu'dan sonra ne gelecek? Müennes bir fail. Faillerin müzekkerliği müennesliği zaten ortada. Sadık, Zeynep, Hatice, Ümmü Tahir, Ebu Velid, El Cedde, El Müderris, El Tabibi, Ehu Sadık, El Mumarrida, Uhtu Tahir. Havele teşebbüs etti, girişti. Saveme kitabınızda var zaten bakın. Şurada pazarlık etti. Talebe bir sürekli istedi. Anlamını taşıyor. Peki şimdi burada ne diyeceksiniz? Mesela yukatibu sadikun. Sadık yazışıyor. Kiminle? Dedesi de yazışsın mesela. Ceddehu. Dedesi de yazışıyor. Tukatibu Zeynep. Zeynep yazışıyor. Kiminle yazışsın? Meryem'le yazışsın o da. Tukatibu Zeynep'u Meryem'e. Zeynep Meryem'le yazışıyor anlamında. Peki burayı geçiyorum. Burayı siz serbest olarak çalışın evde. Peki şimdi evet ödev şu fiiller müfaale babını aktarınız. Katele, mukatele, cedele, cadele, kefaha, kafaha, cehede, cahede, hafiza, hafeza, taradene, tarade, nakasa, nakasa, fehara, fehara. Çok kolay ne yapıyoruz? Birinci harfle üçüncü düzeltiyorum. Birinci harfle ikinci harfin ortasına veya bir diğer ifadeyle birinci harften sonra ikinci harften önce bir elif getiriyoruz. Mesela cedele ne yapıyoruz? Cimden sonra dalden önce bir elif getiriyoruz. Neye dönüştürüyoruz? Cadeleye dönüştürüyoruz. Cadele. Yücadilu, mücadele. Peki. Sonra kefeha, kafeha, cehede, cahede, hafize, hafeza, tarade, tarade. Nakasa, nakasa.
Fahara, fahara. Karane, karane. Lekeme, lakeme. Saraa, saraa. Arkadaşlar sözlük kullanın. Mutlaka sözlük kullanın. Sözlükte önce cedeleyi sonra cadeleyi bulacaksınız. Önce kefe hayı sonra kafe hayı bulacaksınız. Bunların zaten anlamlarını bakın sizin sözlük kullanmanıza gerek bırakmayacak şekilde kitabınız vermiş burada. Ama siz yine de sözlük karıştırmaya başlayın. Evet, cadele anlamı neymiş? Tartıştı, hafaza, muhafaza etti. Fahara karşılık olarak övündü. Sara'a güreşti, cahede uğraştı. Lakeme yumruklaştı. Kafaha mücadele etti, kavga etti. Tarade kovaladı. Karane karşılaştırdı. Safaha musafaha etti. Nakasa açık eksiltme yaptı. Evet, peki. Aynı fiilleri muzari kipe aktarınız demiş. Aynı fiilleri muzari kipine aktarınız. Peki. Katele yukatilu. Şimdi katelenin muzarisinde yukatilu. Şuradan gidelim. Zaten aynı fiiller şurada yer alan. Cadelenin muzarisini değil, biz aynı zamanda mastarını da söyleyelim. Ama önce muzarilerini bir söyleyelim, sonra mastarlarını söylemeye döneriz. Cadelenin muzarisinde yücadilu. Hafaza yuhafizu. Fahara yufahiru. Sara'a yusari'u. Cahede yucahidu. Lakeme yulakimu. Kafaha yukafihu. Tarade yutaridu. Sonra karane yukarinu. Safaha yusafihu. Sonra nakasa yunakisu. Anlaşıldı mı? Evet. Peki. Şimdi bunların mastarlarını söyleyelim. Cadele yücadili mücadele. Hafaza yuhafizu muhafaza. Fahara yufahiru mufahara. Sara'a yusari'u musara'a. Cahede yücahidu mucahede. Ben sonlarındaki tam merbutaları vurgulamıyorum ama vurgulamıyor oluşum onların sonlarında tam merbutan olmadığı anlamına gelmez. Cahede yücahidu mucahede diyorum ben. Siz mucahedetun denilmesi gerektiğini yazılırken mucahedetun şeklinde yazılması, okunurken de mucahedetun ya da mucahedeten şeklinde okunması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun arkadaşlar. Lakeme yulakimu mulakeme. Sonra kafaha yukafihu mukafaha. Tarade yutaridu mutarade. Sonra karane yukarinu mukarane. Safaha yusafihu musafaha. Sonra nakasa yunakisu munakasa. Bu nakasa değil de mesela nakaşe olsa, şu sat yerinde şin olsa nakaşe. Peki burası nakaşe olsa, ben şuraya yazayım onu. Orası nakaşe olsa siz muzari ve mastarı nasıl getirirsiniz? Ben bunun mazisini yazdım şimdi buraya. Ne yazdım? Nakaşe yazdım. Bunun muzarisini ve mastarını da siz getirebilir misiniz? Nakaşe. Şuraya bunun muzarisini yazalım. Şuraya da mastarını yazalım. Hadi bakalım. Evet. Nakaşe. Evet, nakaşe yunakişu munakaşetun. Güzel. O zaman şurası ne olacak? Nakaşe yunakişu, değil mi? Evet, harekelemeye gerek var mı? Yok ama en azından ben bir tanesini harekelemiş olayım. Nakaşe şurası yunakişu. Peki mastarı ne olacak bunun? Mastarı münakaşetun olacak, değil mi? Münakaşetun ya da münakaşeten. Bunun münakaşeten şeklinde yazılmasının da münakaşetun şeklinde yazılmasının da doğru olduğunu şurada göstermek istiyorum. Bakın şöyle münakaşetun desek de olur. Münakaşeten desek de olur. Evet, peki bunu münakaşe bunu fiil vezne aktaracak olsak ne olur? Nikaş olur. Münakaşeten ve nikaşen ya da nikaşun. Bu da ikinci mastarıdır bunun. Evet. Bu da ikinci mastarıdır. Şöyle. Nikaşun ya da nikaşen. Şöyle. Tamam mı? Nikaşen. Evet. Nikaşun, nikaşen. Her ikisi de olur. Münakaşe desek de olur. Nakaşenin mastarına nikaş desek de olur. Evet. Peki. 2019 güz döneminde online A2 düzey Arapça derslerimizde bir bölümün daha sonuna geldik. 46. ders bir başka konuya geçiyor.
45. derste biz mufaale babını işlemiş olduk. Evet, zihninize takılan, bana yönelteceğiniz sorular varsa WhatsApp hattımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dersi burada tamamlamak istiyorum. Soracağınız, söyleyeceğiniz yoksa. Evet. Varsa buyurun. Şayet yazacağınızı yetiştiremeyecek olursanız WhatsApp'tan yazarsınız. Allah razı olsun dediniz. Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Fi emanillah.